Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en ucuz C sınıfı %100 elektrikli otomobili Citroen EC4'e göz atıyoruz. Şimdi bu bir inceleme falan değil. Aracı ben görmedim. Test etme imkanım olmadı. O yüzden kağıt üzerindeki teknik veriler üzerinden yapacağım bir değerlendirme olacak. Aynı zamanda videoda Renault Zoe ile karşılaştırma yapacağım. Çünkü biliyorsunuz ben kanalımda daha önce Renault Zoe incelemesi yayınlamıştım. Videonun içinde muhtelif yerlerde bunun linkini koyacağım. Aynı zamanda bir de uzun yola çıkmıştım. O uzun yol videosunda yine videonun içinde size link olarak paylaşacağım. Onları izleyerek en azından bir bilgi sahibi de olmuş olursunuz. Şimdi gelelim Citroen EC4'e. Bu otomobilin hem dizel hem de benzinli versiyonları da var. Aynı zamanda marka bir üçüncü sürüm olarak da bence güzel de bir şey yapmış. Elektrikli, %100 elektrikli bir sürümünü de getirdi. Aslında yeni bir model değil. Türkiye'ye yeni geldi. Onun altını özellikle çizeyim. İlk olarak otomobilin özelliklerinden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. 50 kWh'lık bir batarya var üzerinde. 350 km menzil sunuyor bu batarya. 7 kW'lık bir AC şarj kapasitesi var. 100 kW DC şarj kapasitesi bulunuyor. Yani AC'de 7, DC'de 100 kW şarj edebiliyorsunuz aracınızı. DC ile 30 dakikada %80'e kadar şarj oluyor. AC'de ise 7 saat 30 dakikada şarj oluyor. Bu konu biraz sıkıntılı. Onu birazdan bahsedeceğim. 136 beygir güç üretiyor. 260 Nm torku var aracımızın ve 150 km'de maksimum hızın ne olduğunu söyleyeyim. Otomobilin ortalama enerji tüketimi 100 km'de 15.5 kWh. 1699 kg ağırlığı var ve lansman fiyatı da 788.000 TL. Şimdi gelelim EC4 ile ilgili görüşlerime arkadaşlar. Öncelikle bence bu kategorideki en iyi otomobillerden bir tanesi. Şimdi genelde Türkiye'de satılan genelde elektrikli otomobilin büyük bir çoğunu SUV tadında, yani yerden yüksek büyük otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Hyundai'nin Kona modeli var. O bu şekilde bir model. BMW'nin, işte Mercedes'in farklı modelleri de var. Genelde bu şekilde modeller. Zaten onların fiyatları da biraz daha yukarıda kalıyor. Böyle B sınıfı, C sınıfı normal binek otomobil tadında çok fazla elektrikli otomobil yok Türkiye'de. En azından bilinen markalardan bahsediyorum. Zoe vardı. Benim yıllardır takip ettiğim bir model biliyorsunuz. Şimdi bir de EC4 gelmiş oldu. EC4'te 3 farklı sürüş modu var. Normal, Eco ve Spor olmak üzere. Şimdi araçta ısı pompası bulunuyor. Bu neden gerekli? Ne işe yarıyor? Şunu söyleyeyim. Şimdi elektrikli otomobillerde aracın bir motor ısısı olmadığı için soğuk havalarda aracı ısıtmak için ekstra bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da birazcık menzili etki eden bir faktördü. Yani burada bir ısı pompası kullanmış. Yani aracın kendi enerjisinden kullanmıyor. Çok daha verimli bir şekilde pilin, bataryanın gücünü çok fazla azaltmadan da aracı ısıtabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay olmuş. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Az önce söyledim. Bu şarj meselesinde 7 kWh AC'yi destekliyor. 7 saat 30 dakikada şarj alıyor. Şimdi bu birazcık sıkıntı. Neden diyeceksiniz? DC'de 100 kW. Eyvallah, tamam, onda sıkıntımız yok ama AC'deki bu 7 kWh düşük değer, çünkü 7 saat beklemeniz gerekecek %100 şarj olmak için. Ha, elbette günlük kullanımda belki o kadar bekleme zorunda kalmayacaksınız. 2 saat şarj olup bana bu yeter de diyebilirsiniz ama bu rakam biraz düşük tutmuş Citroen. Bunu neden yapmış bilmiyorum. Burada şöyle bir sorun var. Elektrikli otomobilleri daha çok şehir içinde kullandığımız için şehir içinde kullanırken de şarj meselesi birazcık daha önemli hale geliyor. Çünkü her dakika böyle hızlı şarj bulamazsınız şehir içinde. Mecburen AC'ye gideceksiniz. AC'de de aynen telefonlarda olduğu gibi aracın şarj kapasitesi önemli. Sizin şarja taktığınız yerin de kapasitesi önemli. Yani şöyle bir durum yok. Diyelim ki 22 kWh'lik bir şarj istasyonuna aracınızı taktınız. Sizin aracınız kaç kapasitesine sahipse, mesela Citroen'de bu 7 kWh, ancak o kadarlık şarj edebiliyorsunuz. O yüzden bence bunun düşük olması kötü olmuş. Onu beğenmediğimi söyleyeyim. Çünkü daha çok biz bu aracı şehir içinde kullanacağız. Bu da ciddi bir sıkıntı olacaktır. Çok fazla bekleme süreleri uzun. Ha, akşam koyarım sabah alırım senaryosu güzel ama her zaman bu senaryo olmuyor. Tecrübelerimle sabit arkadaşlar bu konu. O bakımdan keşke biraz daha yüksek olsaymış. Hatta ben yurt dışında gördüğüm videolarda da göreceksiniz. Şirketin kendi paylaştığı videolar var. 11 kWh'lık bir şarj kapasitesini opsiyonel sunuyorlar. Yani böyle bir şey var. Türkiye'de yok bu arada. Bu 7 olarak geliyor sadece. Türkiye'de de opsiyon var mı? 11 sanmıyorum. 11 kWh'de yaptığın zaman da 5 saat oluyor %100'e kadar. Keşke onu getirselermiş bence. Yani neden böyle bir şey yapmış Citroen bilmiyorum. Fiyat konusuna gelecek olursak, fiyat gerçekten de güzel. 788.000 TL. Şu anda Renault Zoe'den de ucuz. 809.000 TL gibi bir fiyattan satılıyor Renault Zoe. Şu anda bu 788.000 TL'ye aldığınızda, ki bu lansman fiyatı yakında artabilir, onu da söyleyeyim. Belki bu videoyu bir ay sonra izlerseniz rakam daha da yüksek bir noktaya çıkmış olabilir. Bu lansman fiyatı ile aldığınızda 1 yıllık e-şarj aboneliği ve aynı zamanda bir de İstediğiniz bir lokasyona, eviniz olabilir, iş yeriniz olabilir, bir wallbox kuruluyor. AC wallbox. Onu da ücretsiz olarak alıyorsunuz. Bence bu ikisi güzel, çünkü AC wallbox'ı kurmaya kalksanız zaten 20.000 lira yakın bir para harcamanız gerekiyor. E-şarj aboneliğinde ücretsiz bir yıl aldığınız düşünülürse o da bir 7-8 bin lira size fayda eder diye düşünüyorum. Yani 27 bin, hadi 30 bin lira diyelim. 30 bin liralık bir fayda sağlamış oluyorsunuz ki fena bir rakam da değil.
Şimdi gelelim Renault Zoe ile karşılaştırmasına. Şimdi Zoe daha çok Clio tabanlı bir araç, onu biliyorsunuz. Clio da biliyorsunuz B sınıfı bir otomobil. Ama özellik olarak baktığımızda Renault Zoe'de Clio'da bulunmayan bazı özellikler var. Yani konforu, kalitesi bir tık daha iyi gibi, onu söyleyebilirim. Ama EC4 C sınıfı bir araç. C4 biliyorsunuz C3'ü var bir de Citroen'in. O bakımdan hani tam birebir karşılaştırma doğru olmayabilir ama en azından hani B sınıfına yakın işte özellikleri var. B'nin bir tık üstüne çıkabiliyor Zoe'de. O yüzden böyle bir karşılaştırma gereği duydum. Bir tablo hazırladım. Benim biliyorsunuz tabloyu da çok seviyorum ben. Şimdi o tabloyu bir görelim ekranda. Renault Zoe'nin 108 beygirlik bir gücü var arkadaşlar. Citroen EC4'te ise bu rakam 136 beygir. Tork olarak baktığımızda Zoe 225 Nm tork sunuyor. Citroen'de ise bu değer 260 Nm. Batarya kapasitelerine gelecek olursak hemen hemen yakın. 52 kWh değerine sahip Zoe. EC4 ise 50 kWh. Menzil tarafında Zoe daha iyi. 395 km menzil sunuyor. EC4'te ise bu değer 350 km. AC şarj kapasitesinde Zoe daha iyi. 22 kW bir değere sahip. EC4'te ise bu değer 7 kW. DC'de ise EC4 100 kW sunarken Renault Zoe 50 kW'da kalmış. DC şarjda ise 0'dan 80'e 65 dakikada çıkabiliyor Zoe. EC4'te ise bu değer 30 dakika, yani yarı yarıya bir fark var. Hatta yarıdan da fazla. AC'de ise Zoe daha iyi. 135 dakika, yani 2 saat 15 dakikalık bir sürede şarj oluyor. EC4'te ise bu değer arkadaşlar 7 saat 30 dakika. Maksimum hızlarında Zoe'nin 135 km. EC4'ün ise 150 km. Ortalama enerji tüketiminde Zoe daha fazla tüketiyor. 17.2 kWh tüketiyor 100 km'de. EC4 ise 15.5 kWh. Boş ağırlıkları Zoe'de 1557 kg. EC4'te ise 1699 kg. EC4 biraz daha ağır. Fiyatlara gelecek olsak Zoe 809 bin lira, EC4 ise 788 bin TL. Bence rekabet anlamında farklı modellerin piyasaya girmiş olması önemli. Ben EC4'ü bu anlamda başarılı buluyorum. Fakat söylediğim gibi o AC meselesi, yani diğer şeyleri tartışılır. Hani ben beğenirsin, tasarımı şöyledir, şu düğmesi buradadır falan denilebilir. Ama bu AC şarjın düşük güçte olması birazcık bence sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum. Siz de Citroen EC4 ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Ben elimden geldiği kadar anlattım ama söylediğim gibi videonun başında bu bir inceleme videosu değil. Aracı görmedim, kullanmadım. Teorik olarak özellikleri bakımından değerlendirmeye çalıştım sizler için bu videoda. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamada linkim var. Tek bir tıkla abone olabilirsiniz. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Açıklamada onların da linki var. Tek bir seferde hızlıca abone olabilirsiniz bütün sosyal medya hesaplarıma. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.